Başka bir nedenden dolayı gelmediğini düşünüyorum. Mesela hangi neden? Yusuf. O Yusuf'la kalmak istiyor. Ben böyle düşünmüyorum. O peygamber ve insanların arasında olup olanların sorunlarıyla ilgilenmesi çok doğal. Yusuf'un elbiselerini gördün mü hiç? Evet, ona çok yakışmıştı. Ne mutlu ona. Levi, Yehuda, gitmiyor muyuz? Geliyoruz. Ben gidiyorum. Üstü başı düzelmişti. Rahil'in ölümü bence Yusuf için fena olmadı. Görünüşün kardeşe benziyor, ancak sözlerin benzemiyor. Giy bakalım bunu. Burada bekle. Bu ne biliyor musun? Bu babamın, yani senin büyük baban İshak peygamberin kuşağı. Ben bunu peygamberlik vazifesini sürdüren birine vermeyi çok istiyordum oğlum. Umarım bunu devam ettirecek kişi sen olursun. Ben bu kuşağı çok sevdim. Hazreti İbrahim'in hırkası ve bu kuşak bana emanet edilmişti. Hırkayı kardeşime teslim ettim. Bu kuşak da şimdilik senin olsun. Dikkatli ol, onu kaybetme, olur mu? Bu kuşağı gören bazı kimselerin rahatsız olmasından korkuyorum. Kimler mesela? Mesela kardeşlerim. Endişelenmene gerek yok. Acele et canım. Babanın vaazına yetişmemiz gerekiyor. Gidelim. Kıskançlık, Allah'ın bir kuluna nasip ettiği nimet ve servetin yok olmasını şiddetle istemek anlamına gelir. Kıskanç, başkasının sahip olduklarından her zaman rahatsızlık duyar. Başkalarının saadet ve mutluluğuna tahammül gösteremez. Başkalarının da kendisi gibi yoksun ve yoksul olmasını ister. Şimdi içinizden biri bize söylesin. Kıskanç kime denir? Yusuf'un bağladığı kuşak İshak peygambere ait. Faika niçin onu Yusuf'a verdi? Bunu da peygambere teslim etmesi gerekmez miydi? Kıskanç kişi insanların bir şeylere sahip olmasını istemeyen kişidir. Aferin oğlum. Kıskanç dediğin gibidir. Kıskanç kişi başkalarının sahip olduklarından rahatsızlık duyar. Öfkelenir. Görüyor musun? Bu birikim sevimli tavırlarla nasıl da kendini gösteriyor. Manevi birikim olabileceği gibi maddi ve dünyevi birikimler için de olabilir. Kıskançlığı terk etmenin yolu nedir? Umarım Yusuf cevaplandırmaz. Küçük Yusuf'umun aklına herhangi bir şey gelmiyor mu? Baba, kıskanç kişi bu dünyanın bir gün son bulacağını bilmiyor mu acaba? Aferin oğlum, aferin. Verdiğin cevap doğru. Kıskanç bilmeli ki dünya fanidir ve onda asla vefa yoktur. Kıskanç hem bu dünyada hem de öbür dünyada hayır görmez. Kıskanç kıskançlığından bir yarar sağlamaz.
Ne kıskanç ne de kıskanılan bu dünyada sonsuza dek yaşayamaz. Kıskanç bunu iyice kavrarsa sığ görüşlülük ve kıskançlıktan dolayı dünyasını cehenneme çevirmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.